Başbakan Ahmet Davutoğlu cuma namazına bağlı niye camiyle kıldıktan sonra Sayın Başbakanım, saygıdeğer hanımefendi, değerli bakanlarımız, zatınız ve yüksek heyetinizi Şehzadeler Şehzimiz Manisa'da misafir etmekten duyduğumuz onur ve gururu ifade ediyor. Hemşehrilerimiz adına hoş geldiniz diyorum. Sayın Başbakanım, bugün ilimizde yapımı tamamlanan ve değeri 100 milyon liranın üzerinde olan 28 adet tesisin toplu açılışını yüksek heyetiniz eliyle yapmış olacağız. Tamamlanarak açılışı yapılan bu tesislerin yanında şehrimizde yapımı devam eden büyük altyapı yatırımları dahil birçok yatırımın da olduğunu bilmekten ayrıca mutluyuz. Öyle ki Manisa'yı İzmir'e daha da yakınlaştıracak Sabuncubeli Tüneli, İstanbul yolunu 2 saate düşürecek olan İstanbul Otoyolu, Ankara Otoyolu, Ankara Hızlı Tren Hattı, Bandırma Hızlı Tren Hattı, Çandarlı Kuzey Ege Limanı, biri şehir hastanesi olmak üzere 2 büyük hastanemiz, yapımı planlanan Çanakkale-İzmir Otoyolu, belki de Türkiye'nin en büyüğü olacak 700 yataklı ruh ve sinir hastalıkları hastanemiz ve benzeri yatırımlarla yakın gelecekte Manisa'mızın çok önemli bir lojistik merkez haline dönüşeceği İzmir, Manisa, Balıkesir, Bursa, İzmit ve İstanbul'un bütünleşerek ulaşım sorununun ortadan kalkacağını, adeta tek bir organik yapı özelliğini taşıma başlayacağını öğrenmekten mutluyuz, gururluyuz efendim. Sayın Başbakanım, bu büyük devasa altyapı yatırımlarından dolayı Manisa olarak hükümetimize şükran borçluyuz. Bu yatırımların şehrimizin potansiyelini değerlendirmek için bize önemli fırsatlar vereceğini biliyoruz. Sayın Başbakanım, Manisa bir sanayi şehridir. Genç, girişimci, yüksek teknoloji karakterli, ihracat odaklı bir sanayimiz var. Bu lojistik gelişmeyle sanayimizdeki hareketimizin çok daha gelişeceği açıktır. Sanayi potansiyelimizin yanında biz aynı zamanda önemli bir tarım şehriyiz. Manisa, sultani üzümü, Akhisar zeytini, beyaz et ve yumurta üretimi ve benzeri konularda ülkemizin tarımsal üretiminde önemli bir yerimiz vardır. Sayın Başbakanım, sözlerimi bu bölgesel gelişmelerin ışığında potansiyelimizi en iyi şekilde değerlendirmemize imkan sağlamak üzere oluşturmaya çalıştığımız 2 özel projemizden söz ederek tamamlamak istiyorum. Gediz Ovası'nda 86 bin hektarlık bir alanda mevcut açık sulama sisteminin arazi toplulaştırmasını da yaparak kapalı devre sulama sistemine dönüştürmek istiyoruz. Tarımımıza çağdaş üretim mantığını kazandıracak olan bu projeyi şartlarını olgunlaştırabilirsek yap işlet devlet usulüyle özel sektöre yaptırmayı hedefliyoruz. Yine Çandarlı Kuzey Ege Limanı, İstanbul Ankara ve Çanakkale otoyolları ile muadili hızlı tren hatlarının getireceği imkanları değerlendirmek ve Soma'mızın yaralarını daha iyi sarabilmek amacıyla 1000 dönüm olarak planlanan Soma organ sanayi bölgemizi 15 bin dönümlük bir büyüklüğe çıkararak bir büyük OSB ve lojistik bölgesi haline dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Sayın Başbakanım, bu 2 projemizi destekleyecek mahiyet
başımızdaki turizm potansiyellerinin yararlanmak üzere ilimizde turizm potansiyeli olan bütün noktaları bir proje çerçevesinde ele alıp hayata geçirmek için çalışmaktayız. Sayın Başbakanım, bütün projelerimizde hükümetimizin desteğini hep yanımızda bulduk. Ankara'nın kapıları hiç yüzümüze kapanmadı. Bu projelerimizde de aynı desteği aldığımızı ifade ediyor. Açılacak olan tesislerin hayırlı olması dileğiyle yüksek heyetinizi şehrim adına minnet ve şükran duygularıyla selamlıyorum efendim. Bu konuda partimizin ve bütün kurullarımızın iradesi tam, duruşumuz net ve açık. Sevgili Manisa Hanım, sizinle buluşunca ayrılmak kolay olmuyor. Ama Manisa'ya verdiğimiz hizmetleri mutlaka zikrederek sizlere bir kez daha buradan hizmetinizle mesajını da vermek istiyorum. Bakın Manisa'ya neler yaptık. Şöyle bir hatırlayın. Manisa ekonomik anlamda öncülerimizden biri. Sanayisi canlı, tarımı bereketli, insanları güzel. Bir taraftan Ege Denizi'ne, bir taraftan Anadolu'ya açılıyor. Münbit bir coğrafyada, her anlamda münbit bir şehir. İzmir'in yanı başında, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Denizli ve Aydın'ın ortasında. Biz şehirlerimize yatırım yaparken, o şehrin coğrafi konumunu gözeterek, çevre illeri ve bu illerin potansiyellerini düşünerek yapıyoruz. İzmir'e bir yatırım planlarken, Manisa'ya ve komşu illere katkısını hesap ediyoruz. Manisa'ya yatırım yaparken çevre illere katkısını da hatırda tutuyoruz. Bölgenin kaynak ve imkanlarını tespit ediyor, potansiyel gelişim alanlarına öncelik veriyoruz. Hem kamu yatırımlarını planlarken hem özel yatırımları teşvik ederken bu stratejiyi takip ediyoruz. Bugün ben burada Manisa'ya yaptığımız yatırımlar hizmeti açıyoruz. Ama unutmayalım, bölgeye yapılan her yatırım tüm bölge şehirlerimizin cazibesini de artırıyor, tüm şehirlerimizdeki üretim ve istihdama katkı sağlıyor. Bu yatırımlar bir yandan vatandaşlarımızın refah seviyesini artırıp hayatlarını kolaylaştırırken bir yandan da şehirlerimizin ekonomisini canlandırıyor. Altyapı sanayinin, tarımın, turizmin olmazsa olmazıdır. Yolları düzgün olmayan, çevre illere ulaşımı zor olan bir şehirde sanayi teşvik edemezsiniz. Sanayiye altyapıyı sağlayamazsınız. Manisa'da üretilen o güzel üzümü çevre illere, hallere, limanlara vaktinde yetiştiremeyen çiftçiyi teşvik edemezsiniz. Sanayi ve tarımda rekabetçi bir ekonomiyi ancak bütüncül bir bakışla sağlayabilirsiniz. Turisti ağırlayacak yeterli altyapıyı sağlamadan turizmi geliştiremezsiniz. İşte biz Manisa'ya 14 yıldır milyarlarca liralık yatırım yaptık ki sanayi, tarım ve turizm burada gelişsin. Bu yatırımları yaptık ki Manisa'lı sanayiciler dünyanın dört bir yanına satsın, daha çok vatandaşımız evine ekmek götürsün, Manisa'lı gençler iş güç sahibi olsun. Bu yatırımları yaptık çünkü biz milletimizin Manisa'nın daha iyisine layık olduğunu biliyoruz. Allah'a şükürler olsun. Yatırımlarının meyvesini veriyor. Bakınız Manisa'nın yıllık ihracatı 2002 yılında sadece 312 milyon dolar iken geçen sene 1 milyar 832 milyon dolara yükseldi. Yani Manisa'nın ihracatı 6 katına yükseldi. Manisa yalnız ihracatını 6 katına çıkarmakla kalmadı. Toplam ihracattaki payını da arttı. Biz iktidara geldiğimizde Manisa Türkiye ihracatının %1'inden az bir kısmını yapıyordu. Şimdi bu oran %1,3'e yükseldi. Yani tüm Türkiye kalkınırken, ülkede ihracat artarken Manisa bu kalkınma yarışında öne çıkan şehirlerden oldu. Sizlere bir başka göstergeyi daha paylaşmak istiyorum. İki gün önce, çarşamba günü 2015 yılı iş gücü istatistikleri açıklandı. Manisa'nın da içinde bulunduğu Manisa, Afyon, Kırahisar, Uşak, Kütahya bölgesinde işsizlik sadece %4,1. Çalışkan Manisalılar gecesiyle gündüzüyle, kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, gençiyle iş başında maşallah. Yani bu bölgemiz 26 bölge arasında işsizliğin en az olduğu ikinci bölge. Bu göstergeler Manisa ekonomisinin nasıl canlı olduğunu, Manisa'da iş gücü piyasasının ne kadar dinamik olduğunu gösteriyor. Biz Manisa'nın bu büyük potansiyelini çok önceden gördük ve gereken yatırımları yaptık. 2002'den bu yana Manisa'nın imarı için büyük çaba sarf ettik. 3688 derslik, 6'sı hastane olmak üzere
53 sağlık tesisi, 64 taşınım koruma tesisi, 2 organize sanayi bölgesi, 13 spor tesisi, 8 gençlik merkezi, 16 öğrenci yurdu, 3867 konut inşa etti. Sağlık Bakanlığımız hastanelerinde 2002'de nitelikli yatak sayısı 126 iken bu sayı şimdi 1138'e ulaştı. Bunların içinde bütün imkanlar var. Banyosu, tuvaleti, buzdolabı, televizyonu olan hastane odaları. 366 kilometre bölünmüş yol yaparak Manisa'yı İzmir'e, Balıkesir'e, Uşak'a bölünmüş yollarla bağladık. 1,9 milyar Türk lirası nakit tarımsal destek verdik. Fidan şehrine 70 milyon fidan diktik. 177 bin dönüm araziyi sulamaya açtık. Kullanılan içme suyu problemini çözdük. 20 adet göl su projesini tamamladık. Hedefimiz tüm arazilerini, tarım arazilerini en gelişmiş sulama yöntemleriyle suyla buluşturmak. Bunu seçim beyanlarımızda yazdık. Önümüzdeki eylem planımızda en önceli maddelerden biri. 2003'te Manisa'ya doğal gaz getirdik. Bunlar yaptıklarımızdan sadece birkaçı. Peki ne yapıyoruz? Şimdi de 1976 konut, 3 taşınım koruma tesisi daha yapıyoruz. Sizlere buradan müjdesini vereyim. Önümüzdeki 4 yıl içerisinde 420 bin dönüm araziyi sulamaya açacağız. Kelebek ve Gördük barajlarının inşaat çalışmalarına başladık. 13 spor tesisinin 8'ini tamamladık ve bugün açılışını gerçekleştirerek Manisa'da hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Geriye kalan 5 tesisin yapımı da hızlı bir şekilde devam ediyor. Ayrıca bu dönemde Manisa ilgili için 4 yeni projede çalışmalara başladık. 300 yataklı Soma Devlet Hastanesi'nin yapımına devam ediyoruz. Somalılara selam olsun. 560 yataklı şehir hastanesinin ve 400 yataklı Merkez Efendi Hastanelerinin yapımına başladık. Toplamda Manisa'ya 22 yeni sağlık tesisi daha yapacağız inşallah. Mevcut organize sanayi bölgelerini genişletiyoruz. Yenilerini yapıyoruz. Ve en büyük müjde, gerekçe Ulaştırma Bakanımızla helikopterde konuşuyorduk. Ve birlikte Ulaştırma Bakanımızla, Bülent Bey'le birlikte Sabuncubelk tüneli konuştuk. İnşallah Sabuncubelk tüneli en kısa sürede tamamlanacak ve dikkat ediniz. Manisa, İzmir arası sadece 15 dakika olacak, 15 dakika. İnşallah tünelimizi en geç 2017 yılı sonunda tamamlayıp hizmete açacağız. Ve açılışla bir kez daha Manisa'da birlikte olacağız. Ayrıca İzmir-İstanbul otoyolunun yapımına hızla devam ediyoruz. Şehzadeler şehri Manisa'yı Ankara-İzmir yüksek hızlı treniyle hem başkentimize hem İzmir'e bağlayacağız. Yeni hızlı tren hattı güzergahı Ankara, Afyon-Karahisar, Uşak, Manisa-İzmir. Manisa uğramadan hiçbir şey geçmeyecek. Gökte uçan kuş bile şifa şehri Manisa'ya selam duracak, öyle uçacak. Biliyorsunuz 14 Mayıs 2014'te Soma'da yaşadığımız facianın ardından 2 yıla yakın bir zaman geçti. İlk günden itibaren devletimiz şefkat edildi Somalı ailelerimize uzattı. İlk günden bu yana ailelerimizin yaralarını sarmak, acılarını paylaşmak için birçok adım attı. Söz veriyorum, bir dahaki sefere geldiğimde inşallah ilk durağım Soma olacak. Ayrıca bu madencilerimizin ailelerine temel gereksinimlerini karşılamaları için nakdi yardımlar yaptık. Yaşamını yitiren madencilerimizin ailelerinden 701 hak sahibine maaş bağladık. Bunun yanı sıra Soma'da maden kazalarında hayatını kaybeden sigortalı madencilerimizin yakınlarına kampta istihdam hakkı sağladık. Diğer hak sahiplerinden yaşları küçük olan çocuklarımızın haklarını saklı tutuyoruz. Hak sahibi çocuğumuz eğitimini tamamlamasının ardından kamuda istihdam edilebilecek. Somalılar, bütün o çocuklar bizim çocuğumuz. Sizin acınız bizim acımızdır. Sizin gözyaşınız bizim gözyaşımızdır. Bütün vatandaşlarımızla beraber. Yine maden kazasında hayatını kaybeden madencilerimizin ailelerine yönelik projelerden biri olan 301 konutun yapımına devam ediyoruz. En kısa zamanda ailelerimiz evlerine kavuşacak. Son olarak diyoruz ya, müjdeye de geliyoruz. Size bir müjde daha vereceğim. Bütün bağışladığımız tesisler yanında pazartesi günü bakanlar kurulumuza gelen gibi gelecek olan ve imza açacağımız bir müjde. İnşallah kuru üzüm dağıtımıyla ilgili olarak da beklediğiniz adımı
Manisa'nın kuru üzümünü yiyen çocuklarımız daha bir çalışkan, inşallah daha da bir feyizli olacaklar. Okullarda kuru üzüm dağıtmak üzere TMO'yu görevlendiriyoruz, Tarım Mahsulleri Ofisi'ne. Bununla ilgili Bakanlar Kurulu kararını pazartesi günü imzaya açıyoruz. Bundan sonraki süreçte de inşallah bu dağıtımı sürecek. Aldığımız kararlarda, açıkladığımız eylem planlarında, yaptığımız diğer çalışmalarda amacımız hiçbir vatandaşımızın başının eğik olmaması. Hiçbir insanımızın mahrumiyet ve mağduriyet içinde olmaması. Her zaman yanınızda olmaya, ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Ondan hiç şüpheniz olmasın. Aziz Manisalılar, bu benim 4. gelişim. Ama size söz veriyorum. Tekrar tekrar geleceğim. Çünkü bugün kısa bir süre kaldım Manisa'da. Cuma namazından sonra sokakları fevç fevç dolduran Manisalıları gördüğümde kendi kendime dedim ki ne kadar şanslıyız. Böylesi bir millete hizmet etmek ne büyük olur. İnşallah ne zaman feyiz almak, Manisa'nın irfan diyarından hikmet almak gerekirse gelip huzurunuza sizlere selam vereceğim. Bir kez daha bütün bu yatırımlarımızı Manisa'ya, güzel Manisalılara hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun. Efkan Bey. Ne oldu? Nereye geldi? Maşallah. Sağ olun Sayın Başbakanım. Hayırlı uğurlu olsun. Turgutlu'dan saygıyla selam. Yalnızsın dedim. Kurdeleyi kesmeden önce o önünüzdeki çocuklar bize bir el selamı versinler bakalım. Ellerini bir sallasınlar. Çocuklar görelim. Hadi elden sallıyorsun. Hadi bakalım. Gözlerinizden öpüyorum. Evet. Makas sizde, kurdele sizde Efkan Bey. Hadi hayırlı olsun. Bütün sporcularımıza başarılar diliyoruz. Ya Allah, bismillah. Maşallah. Muradiye'den Turgutlu'ya uçak dolusu sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Değerli hemşehrilerimiz, toplam yatırım bedeli 111 milyon lira olan 28 büyük eserin toplu açılışını Sayın Başbakanımız kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Arz ederim efendim. Bütün eserlerin Manisalılara, Manisalı kardeşlerimize, gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah Sabuncu Bey tünelinde böyle güzel bir günde hep beraber açarız. Allah hayırlı mübarek etsin. Allah Manisa'yı aziz eylesin. Şifa şehri Manisa'yı hep şifayla, güzel de anılmayı nasip eylesin. Allah hayırlı mübarek etsin. Ya Allah, bismillah. Sayın Başbakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şahat abi beni çekiyor mu Şahat abi?